gibi millet bahçeleri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu vaadini şöyle dile getirmişti. Alacaksınız çoluğunuzu, çocuğunuzu, onlarla beraber yatıp yuvarlanacaksınız, hatırlayacaksınız bu açıklamaları. 2018'den bu yana millet bahçeleri için devletin kasasından 15 milyar liradan fazla para çıktığı öğrenildi. Alacaksınız çoluğunuzu, çocuğunuzu, yanınıza gideceksiniz millet bahçesine. Orada onlarla beraber yatıp yuvarlanacaksınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan işte bu sözlerle millet bahçeleri vaadini duyurmuştu. 2018 seçimlerinin ardından pek çok şehirde millet bahçeleri için ihaleler yapıldı. Bu bambaşka olacak. Bu Central Park'ı da geçiyor. 2018 yılından bu yana millet bahçeleri için harcanan para dudak uçuklattı. Erdoğan'ın seçim vaadi için devletin kasasından 15 milyar liradan fazla para çıktı. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi için ayrılan bütçeyi bile aştı. 2018-2023 yılları arasında millet bahçeleri için ödenen toplam tutar 11 milyar liraydı. 2023'te ise toplam 4 milyar liranın üzerinde harcama yapıldı. Sadece bu yılın ilk 6 ayında 151 millet bahçesinin açılışı yapıldı. Hali hazırda 140 millet bahçesinin yapım aşaması devam ediyor. 144'ü içinse yer seçimi, ihale ve proje aşamasına gelindi. Batman'dan gelen bir haberle devam edeceğiz. Batman'da gençler arasında çıkan kavgaya aileler de dahil oldu. Taşlı, sopalı, bıçaklı o kavgada 6'sı ağır olmak üzere 19 kişi yaralandı. İki aile arasında kavga çıktı. 6'sı ağır, 19 kişi yaralandı. Batman. Gece saatleri bir kafede gençler arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Ailelere sıçradı. Sözlü kavga taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Ekiplerin müdahalesiyle son buldu. Yaralılar tedavi altına alındı. Polis ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlattı. Şüpheliler gözaltına alındı. Mehmet Erol Muavili papazın yanına giderek kelime-i şehadet getirdi. Bugünün önemli haberlerinden biri bu. O anları da sosyal medya hesabından paylaştı ve kendisi hakkında da yasal işlem başlatıldı. Papaz, my friend, hello. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulullah. Manastırda papazın yanına gitti, kelime-i şehadet getirdi. Papaz uzaklaşmak istedikçe o peşinden gitti. Görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Papaza da gidek, şehadeti hatırlatalım. Apostolos Andreas Manastırı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Karpaz Yarımadası'nın en ucunda. Mehmet Erol Muavili de manastıra turist götürdü. Ardından görevli papazın yanına giderek kelime-i şehadet getirdi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulullah. May Müslim elhamdülillah. Muavili paylaşımını tepkiler üzerine kısa sürede kaldırdı. Kendini de videoda kötü niyet, taciz, hakaret, provokasyon, tahrik edici bir davranış yoktur sözleriyle savundu. Kıbrıs Postası'nın da haberleştirdiği olayla ilgili Muavili toplumu din üzerinden gerdi yorumunda bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Dursun Oğuz açıklamasında Muavili hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu. Bildiğiniz gibi 6 Şubat depremlerinin üzerinden aylar geçti ve hala bulunamayanlar, kendilerinden haber alınamayanlar var. CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya da Hatay'da kayıp olan 6 Ekim'in cenazelerinin bulunamadığını ve hiçbir ize rastlanılmadığını açıkladı. Çok trajik. Bakın hala enkazlar kaldırılıyor. Halen 6 ay geçmiş üzerinden depremin ve 5 Ekim'e ölü ya da diri mezarı hiçbir şekilde ulaşılabilmiş değil. Aylar geçti. Bazı vatandaşlar hala kayıp. Ne cenazelerine ulaşıldı ne de bir haber alındı. 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da incelemelerde bulunan CHP heyetinde yer alan Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, kayıp olan 5 Ekim'in cenazelerinin bulunamadığını belirtti. İşte bu Hatay'dan bahsediyoruz biz. 5 Ekim'inin cenazesine dahi ulaşılamadı. Kalıntısına dahi ulaşılamadı.
Ve bu Hatay'da çalışan, Hatay'ımızda çalışan hekimlerimizden performans bekleniyor. Ona göre ödeme yapılıyor. Nöbet ücretleri, nöbet ödemeleri kesiliyor. Kaya Sağlık Bakanı'na sağlık hizmetinin sorunsuz alınabilmesi için nasıl bir planlama yaptıklarını sordu. Hatay'da yurttaşların, vatandaşların temel hakkı olan sağlık hakkını, anayasal haklarını karşılamak üzere siz nasıl bir planlama yapıyorsunuz Sağlık Bakanı? En son açtığınız atamada Hatay'a başvuru o kadar sınırlı kaldı ki adeta yok gibi. Kadrolar boş. Gebe kadınlar kadın doğum uzmanına ulaşamıyor. Depremde yıkılan, her şeyini kaybeden insanların nasıl çaresiz kaldığını görüyorsunuz. Hatay'daki doktor ve sağlık hizmeti eksikliğinin sonuçlarına da değindi. Hatay merkezde anjiyo dahi yapılamıyor. Geçtiğimiz günlerde 41 yaşında vaktinde müdahale edilse kurtarılabilecek bir hasta kalp krizinden hayatını kaybetmiş. Bu çaresizliğin, bu yıkıntının, bu harabenin içinde, bu yalnızlaşan, ıssızlaşan, umutlarını artık tüketmiş olan Hatay'a hekimleri nasıl çekmeyi düşünüyorsunuz? Çünkü biz biliyoruz ki onlarca hekim yurt dışına gitti Hatay'dan. Özel hastanelere geçiş yaptı. Klinikler kapandı. Hastaneler sadece burada bir hastane sadece poliklinik hizmet verebiliyor. Cerrahi hizmet yok. Kaya, Sağlık Bakanlığı'nın Hatay'daki hekimleri cezalandırdığını ileri sürdü. Bir de Sağlık Bakanlığı cezalandırıyor adeta hekimleri burada. Çünkü diğer şehirlerdeki hekimlere oranla 1/3 ek ödeme alabiliyorlar sadece. Düşününüz ki dün meslektaşlarımızı gördük. Bir yandan molozlar kaldırılıyor, yıkım çalışmaları devam ediyor. O asbestin, o tozun, o keşmekeşin içerisinde sağlık hizmetini birinci elden yurttaşlara ulaştırmaya çalışıyorlar. Ve elektrik faturaları şimdi gündemimizde. Faturalara baktığımız zaman şirketlerin kar ettiğini, yurttaşların da zarar ettiğini görüyoruz. Çünkü dağıtım bedeli enerji bedelini geçti. Dağıtım bedeline gelen ardarda zamlarla birlikte tüketicinin cebi sarsılırken şirketler de ciddi kar oranlarına geçti. Elektrik faturaları üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeni bir oyunuyla karşı karşıyayız. Özellikle pandemi döneminde ve Ukrayna-Rusya savaşı döneminde enerji fiyatları tüm dünyada artmıştı. Elektrik tedarikinde maliyet %35 oranında azaldı. Faturalara yansımadı. Cepteki yangın devam ederken şirketler karını arttırdı. Peki Adalet ve Kalkınma Partisi bu azalışı faturalarda ne şekilde yansıttı derseniz, vatandaşın lehine değil, görevli tedarik şirketleri lehine bir düzenleme yaptı. Elektrikte ödenilen dağıtım bedeli enerji bedelini geçti. Eğer dağıtım bedeline 3 kez zam yapılmasaydı 228 TL'lik fatura 125 TL'ye düşecekti. Yani 125 TL daha ucuza elektrik kullanılacaktı. Ocak, Nisan ve Temmuz aylarında dağıtım bedellerine zam yaptı. Bugün 240 kW tüketim için 353 TL ödemek gerekiyor. Faturalarımızın %58.25'ini dağıtım, %32.7'sini enerji, %9.4'ünü KDV ve belediye fonu oluşturuyor. Biliyorsunuz elektrik faturamızda enerji bedeli ve dağıtım bedeli şeklinde iki kısım var. Enerji bedeli kullandığımız elektriği, dağıtım bedeli ise bu görevli tedarik şirketlerin dağıtım işini yapmalarından kaynaklı olarak vatandaştan tahsil ettiği ücrettir. CHP İzmir Milletvekili Adnan Arslan, enerji maliyetlerinin pandemi öncesine doğru gerilediğini aktardı. Elektrik piyasasında takas fiyatları megawatt saat başına 3400 TL'den 2200 TL'ye düştüğünü söyledi. Üstelik sadece 7 ayda. İktidarın bundan 2 yıl önce döviz kurunun yükselişini önlemek amacıyla getirdiği KKM yani kur korumalı mevduat. Bu hesapta rekordan rekora koşuluyor. 11 Ağustos haftasında 75,7 milyar yükselerek 3 trilyon 357,7 milyar Türk lirası oldu.
Biz ne diyoruz? Kur garantili, evet, milli paradan bahsediyoruz. Ama bunu hazmedemiyorlar. İktidar Aralık 2021'de dövizdeki fahiş artışı frenlemek için kur korumalı mevduatı, kısa adıyla KKM'yi devreye aldı. Ekonomi çevreleri dövize endeksli bir araç olması nedeniyle uygulamaya sıcak bakmadı. Ulusal parayı yabancı paraya endekslemenin güveni azaltacağına ve KKM'nin her an yeniden dövize yönelime yol açarak ekonomide şoklar yaşatabileceğine işaret edildi. Ödenen kur farkının da bir çeşit faiz olduğu ve bunun devletçe üstlenilmesinin kamu maliyetine gereksiz bir yük ve risk oluşturacağı vurgulandı. Bu konuda tartışmalar sürerken aradan geçen sürede kur korumalı mevduat hesapları dev bir boyuta ulaştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK'nın verilerine göre 11 Ağustos haftasında kur korumalı TL mevduat ve katılım hesapları 3 trilyon 282 milyar liradan 3 trilyon 357.7 milyar liraya çıkarak yeni bir rekor kırdı. Aralık 2021'de devreye alınan kur korumalı mevduatta ilk ödemeler 3 aylık vade tercihinde bulunan hesap sahipleri için Mart 2022'de 11.7 milyar lira olarak gerçekleşti. 3, 6, 9 ve 12 ay vadeli olarak açılabilen kur korumalı mevduata bütçeden her ay yapılan kur fark ödemeleri, ilgili vadede bankanın verdiği faizle dövizdeki kur artışı arasındaki farka göre değişkenlik gösterdi. Kur artışlarının faiz oranını aşamadığı sadece Kasım 2022'de ve Mart 2023'te kur farkı ödenmedi. Kurların yükseldiği aylarda yüklü tutarda olmak üzere diğer tüm aylarda sürekli fark ödendi. En yüklü kur farkı ödemesi 34.5 milyar lirayla bu yılın Temmuz ayında yapıldı. Kur korumalı mevduat için bugüne dek yapılan toplam kur farkı ödemesi Temmuz sonu itibariyle 152 milyar lira olarak kayıtlara geçti.